yaşıyor ya. Bunlar itirafsa biz ne? Bozuldu çünkü Türkiye'den bir haber geldi. Ve yurt dışından almış olacağınız telefonlar hani 6000 TL'ydi ya hani açtırma parası. Ne kadar olmuş ya? 20.000 ya. Hani buradayken bile sürekli haberlere bakmamız gerekiyor. Gerçekten biraz moralimiz bozuldu. Dünyanın en mutlu ülkesinde bile moralimiz bozuldu. Yani. Şimdi sisteme girip telefonun en azından bir tanesini şey yapalım dedik. Kayıt ettirelim dedik. Sistem hata veriyor. Ama akşam 12'ye kadar deneyeceğiz. Büyük ihtimalle böyle hani üniversitelere gireriz de hani böyle sistem çok çöker ya herkes yüklenir. Büyük ihtimalle öyle bir şey oldu. Yani umarım bari en azından birini 6000'e kapatırız. 20.000'lerde 6000'lerde yani 10.000 yapın bari. Ne yazık ki öyle bir sıkıntı oldu artık. Bakalım. Şimdi böyle milkshake'leri aldık. Ne kadar ödedik bunlara Serkan? 76 nok. 76 nok yani 7 euro falan. Sen ne aldın? Mango. Serkan da mango aldı. Böyle manzaraya karşı içiyoruz. Burada bir otopark sistemi yapmışlar. Bir application uygulama indirdik. Oradan kredi kartı üzerinden 4 euro falan da yanlış hatırlamıyorsam 1 saatlik bir şey oluşturduk. Buradan sürekli size hatırlatma veriyor ve hani şu kadar zamanımız kaldı diye. Sipariş ettiğinizde temassızdan sizden ekranda yazan fiyatı yazmanızı istiyor. Ve hani güven var, hiç bakmıyorlar doğru mu yazdığınız değil mi? Benim çok çok hoşuma gitti ve çok çok temiz bir yer. Ben Oslo'dansa Kristiansand'ı çok çok daha beğendim. Serkan sen? Ben de. Kesinlikle. Arkadaşlar şu arkaya bir bakar mısınız? Yani bayağı güzel. Kristiansand'da evimizden yaklaşık 5 dakika uzaklıkta bir yer. Şöyle etrafı göstermek istiyorum size. Şu an saat kaç? 10 mu Serkan? 10. Gece 10 ve havaya bakın. Arkamızda hala güneşimiz var. Çok güzel. Size şimdi çok beğendiğim bir evi göstereceğim. Şu eve bakar mısınız? Bu ev nedir? Manzarası da bu zaten görüyorsunuz. O köy bizim köyümüzdür. Aşırı güzel ya. Şimdi diğer tarafa da gideceğiz. Serkan şu en köşeye gitmek istedi. Orada hatta bir adam var bir kayanın üstünde. Onu kovalayacağız oradan şimdi. Türk gibi. Biz gideceğiz. Biz gideceğiz. Şuraya bakın. Çok güzel. Burada bir yol var. Harry Potter'daki ruh emici sahnesine benziyor ve öyle güzel ses çıkıyor ki şarkı söyledim. Önüme peçete koyup para mı dilenseydik? 10 nok, 10 nok, 10 nok, 10 nok. Bedavaya patlardık. Bakın şimdi. Evleri o kadar güzel yapmışlar ki. Yani hepsi ahşap. Şu arkadaki ev biliyorsunuz ben ahşap rengini çok seviyorum. Özellikle şuna çok bayıldım. Ben Serkan'ın dediği gibi şeyi merak ediyorum. Bu insanlar nerede yaşıyor ya? En çok neyini beğendin Norveç'in? Pasaport kontrolündeki güler yüzlerini. Geçti yolculuğunuz güzel miydi diye böyle çok sevimli sorular soruyor. Onu çok beğenmiştim. Norveç'te hangi şehirde yaşamak isterdin? Şimdi görmüş yani bir Oslo'yu gördüm. Kristiansand'ı daha gördüm.
Ama Stavanger'ı görmememe rağmen fotoğraflarında... Görmediğim bir şehirde yaşamak isterdim diyorsun. Evet, yani büyük ihtimalle orası benim için bir dönüm noktası olacak. Ve orası bir de bizim Serkan'la çok fazla bir Norveç aşkımız vardı. Haugesund diye bir kasaba görmüştük. Orada bir mutfak beni yüreğimden yakmıştı. Orada da yaşayabilirdim. Senin beğenmediğin ne var? Kamerayı devralayayım. Tarık musluğu yok. Bu benim için başlı başına bir sorun yani. Hiçbir şekilde ücretsiz park yeri diye bir şey yok. Evet. Çek yolu. Şuraya arabanı koyamazsın. Ücret ödemek zorundasın. Evet. Anca evin olacak, evinin garajı. Bitti. Aynen. Türkiye'de olsa aman bir ara sokağa sokayım da ücret ödemeyeyim dersin. Burada öyle bir şey yok. Az da olsa, çok da olsa otopark ücreti ödemek zorundasın. Bitti. Evet. Başka... Çok olumsuzluğu yok ama burada yaşayan bizlere göre... Yok, kusura bakmayın yani olumsuzlukları yok yani ülkenin. Bizlere göre tabii ki de market fiyatları çok çok pahalı. Ama burada yaşayanların alım gücüne göre yani bedava, çok çok bedava. Bedava. Onlara bedava. Göre bedava marketler. Bu arada otopark ücreti de yani şöyle söyleyeyim. TR'ye çevirirsek bir saatliğine kaç TL? 1 euro verdik. Evet. Tam bir saat ve bir... 1 euro da 30-60... 80 lira falan yapıyor işte. Evet, 80 lira falan ve çok güzel bir application geliştirmişler. Oradan size hatırlatma yapıyor. Easy 15 park. Dakika neydi adı? Easy Park. Easy Park hani uygulama bu tarz park. Bir yere gelmeyi düşünüyorsanız bu Easy Park Norveç'in her yerinde çoğu yerinde geçiyormuş. Ama bu arada ücretsiz otoparklar da var. Nerede ücretsiz otopark bulduk? Aklıma bir olumsuz bir şey daha geldi bu arada. Evet, hemen alalım. Asla nakit geçmiyor. Evet. Euro ile gelmeyin. Norveç kronu da olsa adam kabul etmiyor. Kart ver diyor. Evet. Yani bırak euroyu kendi para birimi de geçmiyor yani. Yani change office falan var ama euro ile gelecekseniz cebimde nakit bulunsun. Krona da çevirsen yani. Market kabul etmiyor. Bizim 4. günümüz biz bir kere bir kuruş nakit harcamadık. O yüzden bence de bütün yani, yanımıza getirdiğimiz euroları Türkiye'ye geri getireceğiz herhalde. Aa, biz burada evim... İleriden dönelim yok, mi? Yok, daha gelmedik. Evimizin sokağı burası. Bak. Oh yeah. Oh yeah. Gelmişiz. Hadi biraz daha. Bugün benzinciye girdik. Keşke girmeseydik. Circle K diye bir yer. Benzini tabii ki de kendiniz doldurmanız gerektiği için yani kartı ödedik. Ve kartı ödedikten sonra bir sıkıntı oldu. QR kod var. O QR kodunu algılamadı. Çünkü çıkardıktan hemen birkaç saniye sonra benzin deposuna takmamız gerekiyormuş o benzini. Yani anladınız siz ne demek istediğimi. Adını bilmiyorum. Ondan sonra içeriye gittim ben. Dedim böyle böyle bir sıkıntı var. Gelir misiniz? Adam geldi hemen. Dedik turistiz. Hani yapamıyoruz. Neyse geldi. Ondan sonra işte fuck dedi o da. İlk defa başıma geldi. İşte ben de bilmiyorum dedi. Siz de haklısınız dedi. Hani panik yapmak dedi. Tekrardan içeriye ödemeniz gerekecek dedi. Biz de tekrar gittik. 500 nok ödedik. İşte 500 nokta 50 euro yapıyor. Depoyu fullledik. Biz de Hyundai i10 kiraladık. Hyundai i10 da bu arada yani tamamen şey yapmak istiyorsanız, fullemek istiyorsanız 500 nok yani 50 euroya fullleyebiliyorsunuz. Neyse biz aldık. Kusura bakmayın hani sistemsel bir hata var dediler. Ve hani önceden almış olduğunuz ücreti birkaç gün sonra hesabınıza geri alabilirsiniz dedi oradaki adam. Ve şu an bugün cuma olduğu için hafta sonu gireceği için pazartesi ya da salı günü tekrardan geri alınabileceğini yani hesabınıza aktarılacağını söyledi. Sonra yola çıktık. Sonra Serkan bana dedi ki Özlem dedi 5000 TL çekilmiş. Dedim ne çekildi o kadar? Bizden hani haberimiz olmadan bir para çekildi. Biz kendimizi zaten hazırlamıştık hani elbet bir şey fazladan olur. Yani yurt dışına çıkınca bu tarz şeyleri mutlaka düşünmemiz gerekir diye. Neyse hemen gittim geriye. Orada başka bir kadın vardı bizimle sonra ilgilenmişti. Daha yetkili biri benzin istasyonunda çalışan yardımcı müdür gibi. Dedim böyle böyle bir bakar mısınız dedim. Ben dedim hani anlamadım bunu. İki kere hani çektiler tamam 500 nok 500 nok. 500 nok geri iade edilecek. 500 nok da 1200 lira 1300 lira mı ne yapıyor? Fulledik depoyu. Bunu dedi büyük ihtimalle dedi banka hani fazladan çekmiştir. Hani deposit ücreti gibi. Hani sistemde hata olduğu için. Ama dedim ben bunu anlamadım. Normalde o zaman dedim yani Hyundai i10 yani 500 noka depolanıyorsa neden 2000 nok depozito ücreti aldı.
Bu sizin hesabınıza yatacaktır, hiç merak etmeyin dedi. Ama biz biraz işkillendik. Evimize döndükten sonra ben tekrardan benzin istasyonunu telefondan geri aradım. Aynı adam çıktı telefona. Yine konuştuk İngilizce. Allah'tan buradaki herkes İngilizce biliyor ve ana dilleri gibi çok akıcı konuşuyorlar. Yani o yüzden çok çok rahat iletişime girebildik. Yani biz biraz korktuk dedik. Çünkü bilirsiniz sizin için de 2000 lok çok pahalı bir para birimi dedim. Yani bizim için de çok pahalı dedim. Yani 5000 küsür TL, yani niye gitsin 5000 TL durduk durmadık yerde? Siz hiç merak etmeyin, mutlaka bu ücret hesabınıza geri yansıyacaktır dediler. Umarım da yansır. 11'e 5 falan var. Hala havayı görüyorsunuz. Bugünü burada bitiriyorum. Şimdi gidip bir Netflix'ten dizimizi izleriz. Norveç dizimizi. Ondan sonra yarın kaldığımız yerden Kristiansand'dan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saat 12.18. Hava lacivert de tekrardan doğmaya başladı. Sakın parmağına gösterir misin? Buradan yeni battı. Şu taraf az önce karanlıktı. Tekrar aydınlanmaya başladı. Evet, bakın hani sokak batmadan lambaları falan böyle gerçekten batmadan aydınlanıyor. Çok çok güzel. Bakar mısınız havaya? Bir de benim aydınlığımı çek. Şimdi uyuyacağız. Bir şeyler içtik. Şimdi yatıyoruz. Bahçemizde keyif yaptık. Burada oturduk. Bahçemizin güzel sandalyelerinde. Dünkü Kristiansand'da İzmir'in renkli evlerin olduğu yere ama köprünün diğer tarafına geçiyoruz. Tam kızlara göre şıkır şıkır bir köprü altı buldum. Hadi gelin birlikte bakalım. İlk başta okuduğumda Snowbridge sandım. Karlı köprü olarak. Meğersem bir yavaş yazıyormuş. Ama bunlara göre çok daha hoşuma gitti ki. Bakar mısın? İstersen yaklaştırsana. Şuradaki yazıları göstermek istiyorum. Millet oje gibi bir şeylerle üstlerini boyamışlar. Bence bu bir ana sınıfının öğrencilerin yapmış olduğu böyle ayna şeylerini büyük ihtimalle paylaşmış olabilirler. Zaten biraz daha yaklaşsana şuralarına bakalım. Bugün resmen çoluk çocuk böyle boyası gibi. Çok çok güzel yapmışlar. Bir de şuraya da çeksene. Gerçekten çok güzel. Bunlar da hayatlarını yaşıyor şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Bir sokağa geldik. Yarın asıl Norveç turumuza başlıyoruz. Prekesolene çıkacağız. O yüzden şimdi burada birine sorduk. Nord Cafe diye bir yer varmış. Orada bizim istediğimiz Norveç bayraklı yağmurluklar satılıyormuş. Şimdi oraya bir bakacağız. Bulamazsak daha güzel bir ceket buldum. Onu almak için geri döneceğiz. Oo, konser alanı falan var orada galiba. Burası gece da deniz. Oradayız. Gece buradayız. Ya da sahildeki o konser alanı da olabilir. İstemeden merkezi bulduk. Evet, istemeden bir alışveriş merkezinin içine girdik. Diğer kapısından çıktık ve burayı bulduk. Bakın böyle. Martesi tabii, o yüzden. Zara var lan. Oo, bana söylemeseydin iyiydi. Biz şimdi alışveriş yaptık. Çok güzel bir ceket aldım yarınki yürüyüş için. Yine o güzel rengarenk zaten evlerin olduğu yer burası. Buradaki evlerin renklerinin anlamlarını çok sevdim. Şimdi 3 renk var. Biri sarı, biri kırmızı, diğeri de beyaz. En büyük Galatasaray diyor Sergen. Eskiden buradaki evlerin renklerine göre insanların hayat standartları belli oluyormuş. Sarı renk fakir, daha böyle yaşam kalitesinin düşük olan insanlarda oluyormuş. Kırmızı da aynı şekilde öyleymiş. Daha sonra sarı orta dereceli insanların seçtiği bir şey olmuş. Kırmızı da yani bir efsaneye göre işte balık kanıyla boyadıklarını, çünkü paralarının olmadığını ve bu şekilde yaptıklarını hani sembol ediyormuş. Beyaz renk bayağı hani durumu iyi olan insanların kullandığı bir renkmiş. Bu tabii ki de zamanla değişmiş ama ilk çıkış şeyi bu şekilde olmuş. Gördüğünüz gibi Kristiansand'da genelde sarı ve kırmızı var. Çünkü balıkçı kasabası. Ama bizim evlerin oraya bir gidiyorsunuz. Bembeyaz. Yani siyah da var. Zamanla gitmiş tabii bu efsane olayı. Bu şekilde biz de bir bilgi öğrenmiştik. Çok çok hoşuma gitmişti. Evin terasına geldik. Bakın bunların hepsi patatesmiş. Şöyle göstermek istiyorum size. Şimdi içeriye bakalım. Böyle domatesler, bir sürü şey var. Domatesler falan çok güzel. Alın koparın yiyin dedi. Böyle çok güzel yapmış gerçekten kadın. Yani bayıldım. Burada da böyle bir takım şeyleri var. En güzel şeyi size göstereyim. Bakın daha olmamış. Görebiliyor musunuz? Çok güzel.
Bakın. Aldım, şimdi tadına bakacağım. Güzeldir eminim. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love. Geliyor. Hava bu şekilde. Çok güzel bir festival vardı. 2 bira içtik. Şimdi böyle biraz daha gezelim dedik. Ve suya girenler var. Oldukça soğuk. Serkan da müzik ritmi tutuyor. Bu tarafa doğru yürüyeceğiz. This way. Burada da gerçekten evler. Yine çok çok güzel, şöyle göstereyim. Şu karşıdaki manzaraya bakın. Saat 11'e geliyor ve hava hala aydınlık. Burada ev sahibimiz o kadar tatlı böyle jestler yapmış ki, sıcak çikolata yarın içeriz. Bu arada biz bayağı kalorifer yaktık. Çünkü burası çok çok soğuk. Yani ne kadar görmüş olduğunuz üzere arkası, merdivenin buraları falan ahşap da olsa soğuk bir ülke. O yüzden yaktık. Ben birazcık üşüdüm çünkü. Bir de dün şöyle bir şey almıştık. Bir Kingfisher. Bir de şöyle bir Schweppes aldık. Şimdi bardaklarımızı koyup bunları içeceğiz. Yarına devam edeceğiz. Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün prekestörlerine çıkacağız. Ne oldu Serkan? Ben gece 3'te uyuyunca planlar yalan oldu. Ama sadece birkaç saat kaçırdık ama çok bir güzel saat bir yere geldik. Şimdi onu size göstereceğim. Şimdi burada durduk. Yani böyle saniye saniye her şeyi size çekmek istiyorum ama adım başı böyle yollar. Öyle güzel yerlere gideceğiz ki birazdan oradayız. Burası bir fiyort. Biz şimdi bu tepeye çıkacağız. Asıl manzara orada. Ya karpostal gibi.